beyler, bugün sizlere portakallı cheesecake yapacağım. Hazır portakal mevsimindeyken bence bol bol yapmamız gereken bir tarif. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Portakallı porsiyonlu cheesecake için gerekli malzemeler: 400 gram labne peyniri, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı krema, 1 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 2 adet yumurta, tabanı için 1,5 paket eti burçak bisküvi, 3 çorba kaşığı tereyağı, sosu için 1,5 su bardağı portakal suyu, 5 çorba kaşığı toz şeker, 1,5 çorba kaşığı nişasta, gerekirse su kullanacağım. Burçak bisküvilerini rolladan geçirdim. Gördüğünüz gibi un haline getirdim. Şimdi üzerine erittiğim tereyağımı koyuyorum. Kabı biraz küçük oldu ama şöyle güzelce karıştırıyorum. Bisküvilerimi harmanladım tereyağı ile. Şimdi muffin kaplarımı paylaştıracağım. Muffin kaplarımın içine muffin kağıtları yerleştirdim. Şimdi içine hazırlamış olduğum tereyağlı bisküvi karışımından şöyle çorba kaşığı kadar koyuyorum. Hepsi eşit olsun. Sonra kalırsa yine paylaştıracağım ama 1,5 paket 12 tane muffin kalıbına tam geliyor. Son muffin kalıbımı da doldurdum. Tam geliyor dediğim gibi 1,5 paket. Şöyle bir bardağın arkasıyla bastırıyorum, onları düzlüyorum. Bardakla düzleme işlemim de tamam. Gördüğünüz gibi tabanlar dümdüz oldu. Şimdi önceden ısınmış 160 derecede bir 5 dakika kadar pişireceğim bu bisküvileri. Ben o arada kekini hazırlayacağım. Çıkma kabımın içerisine toz şekerimi döküyorum. Kremam var. Böyle şu dibini hemen vuralım. Bir kaşık yardımıyla çıkaralım. Porsiyonluk olduğu için kekin pişmesine hiçbir sorun olmuyor. Çok güzel oluyor. Tam kıvamında oluyor. Evde yapanlar biraz tereddüt edebilirler. Kalıplı pişirmekten daha kolay. Küçük muffin kaplarında yapmak. Şimdi kremamı ekliyorum. Hem porsiyonluk oluyor hem de sunumu daha şık oluyor bence. Kremamı da döktüm. Şimdi labne peynirim var. Böyle üzerinden alıyorum. Dibindeki suyunu almıyorum. Paketten sulu bir şekilde çıkarmıyorum ama yine durdukça birazcık sulanıyor. Sulu kısmını almamaya özen gösterin. Suyu dibinde kalsın. Şöyle aldım. Temizliyorum kaşığımı. Şimdi hepsini böyle koyulaşana kadar 4-5 dakika güzelce çırpıyorum. İstediğim kıvama geldi. Görüyorsunuz, koyulaştı. İçinde şeker eridi. Şimdi bu aşamadan sonra artık çok fazla çırpmama gerek yok. Nişastamı ve unumu ekleyeceğim. Nişastam, unum. Vanilyamı da ekleyeyim. Sadece karışıma karışana kadar hafifçe çırpıyorum. Un, nişasta ve vanilya karışıma karıştı. Şimdi yumurtalarım var. Şöyle bir tanesini hemen ekliyorum. Karıştırıyorum. Birinci yumurtam karıştı. İkinci yumurtamı da ekliyorum. Onu da karıştırıyorum. Yumurtalarım karışıma karıştı. Şimdi muffin kalıplarıma paylaştıracağım bu harcı. Cheesecake tabanlarımı 5 dakika fırınlamıştım. Onları fırından aldım. Şimdi hazırlamış olduğum kek harcını döküyorum. Üzerinde birazcık boşluk bırakıyorum. İlk piştiğinde kabarık oluyor ama sonra bir miktar çökme gerçekleşiyor cheesecake'lerin hepsinde. Kek harcım da bitti. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında, alt üst fırında yaklaşık 30 dakika pişireceğim ve fırınımın içine sıcak su dolu bir kap koyacağım ki keklerim çatlamasın. Cheesecake'lerin portakal sosunu hazırlayacağım. Ufak bir sos tenceresi aldım. Ocağımın altını yakıyorum. İçine portakal suyumu ekliyorum. Toz şekerimi ekliyorum. Şöyle dibimi vuralım. Şimdi şeker eriyene kadar önce şöyle bir karıştırıyorum. Şekerim eridi. İçine nişastamı da ekliyorum. Şimdi koyulaşana kadar hepsini güzelce pişiriyorum.
Portakal sosum koyulaştı, görüyorsunuz. Lezzetine bakıp şeker ilavesi yapabilirsiniz. Portakalım çok tatlı değildi aslında. 5 kaşık kullandım ama yeterli olacaktır çok şekerli sevmediğim için. Gördüğünüz gibi içinde nişastalar çözüldü. Kıvamı gayet güzel oldu. Göbek atmaya başladı. Artık ocağımın altını kapatabilirim. Cheesecake'lerimi fırından aldım. Fırındayken nasıl böyle puf puf pişiyorlar muffin gibi ama sonra çöküyorlar bir miktar. Şimdi o çukur yerlere portakal sosumu koyacağım. Portakal sosumu da döktüm. Şimdi buzdolabını en az 4 saat dinlendireceğim. Bir gece beklerse çok daha güzel oluyor. Ondan sonra nasıl olduğunu size göstereceğim. Cheesecake'lerimi buzdolabına dinlendirdim. En az 4 saat dedim ama benim bir 6-7 saat oldu. Şimdi onu şöyle hemen kabından çıkarıyorum. Görüyorsunuz artık kıvamı oturmuş. Üzerindeki sos da donmuş. Şöyle içini göstereyim. Ortasından keseyim. Şöyle kestim. Görüyorsunuz içini. Tam kıvamında. Kreması, üzerindeki sos harika. Ve portakal soslu cheesecake'im hazır. Bugün size portakallı cheesecake tarifi verdim. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.